Senin için çok kolay da bir an değil. Evet değil Esra. Çünkü resmi nikahlı eşinin şu anda birlikte yaşadığı kişi telefon attığında. Fatma Hanım merhaba. Merhaba. Söz hakkınızı kullandığınız için de teşekkür ederim. Fırat İkne ile beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Yani şu anda kendinize bir aile düzeni kurdunuz değil mi? Evet. Evet Esra Hanım. Dün kız kardeşiniz yayına bağlandı ve dedi ki Fırat, yani enişte demek zorundayım ona. Ve benim ablamı kandırdı. Onunla tanıştığında kendisini bekar olarak tanıttı dedi. Tüm bu süreci sizin de bu ilişkide şiddet gördüğünüzde iddia etti. Tüm bu süreçte siz neler yaşadınız, neler söyleyeceksiniz? Esra Hanım, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Ortada kandırma yok. Eşimle biz tanıştığımızda eşim zaten Nazime'ye göndermişti. Çekindiğinden dolayı evli olduğunu söylemedi. Yani evlilik hayatları zaten yoktu. Şiddet konusuna gelince şiddet şöyle oldu. Ben Nazime ve kaynanasıydım. Fırat İkne çiftinin evliliğinin bitiş sebebi siz misiniz? Yani bu yuvanın yıkılmasının, bir çocuğun babasız kalmasının sebebi siz misiniz? Hayır, kesinlikle değilim. Evet Ben miyim Esra abla peki? odur. Bile bile Evet. geldi Esra abla. Ya Ben ben şunu hamileydim, her anlamıyorum. şeyi Evli olduğunu biliyordum. bilmiyordum. Siz nikah istemiyor musunuz? Yani birlikte yaşamak için bu hayatı kabul ediyorsanız ikinci eş olmayı kabul ediyorsunuz demektir. Ne demek benim haberim yoktu? Tamam Hülya şu Hanım, ikinci eş olmayı ben değil, Berivan kabul etti. Yani Nazime. Kendisi İstanbul'daydı zaten. Sürekli bizi arıyordu, bizi bildiği halde. Eşimi rahatsız ediyordu. Benim Esra çocuğuma abla yalan kısmet söylüyor. olmuyor. Benim ailem hepsi de şahit. Ben hiçbir zaman Fırat'ı aramadım. Fırat kendisi beni aradı, Şimdi özür diledi. Fatma Hanım şöyle bir Yalan problem atma var. Fatma. Şunu bir Tamam utan düzeltelim. utan. Nazime ve Fırat İkne, ya İkne soyadını almış, resmi nikahla evliler. Fırat bu evlilikte seninle beraber oluyor. Seninle tanıştığında kendisini nasıl tanıttı size? Kendisini nasıl tanıttı? Öncelikle bekarım diye tanıttı. Tamam. Daha sonra baktı ki hani arkadaşlığımız öyle geçici bir şey değil. Daha sonra boşandığını söyledi. Sonra evli olduğunu öğrendik zaten. Evli olduğunu öğrenince de ben hamileydim. Vazgeçmedim yani. Ben de çocuğum için vazgeçmedim. Zaten hani hep boşanılacak davası vardı. Nazime sürekli önce arıyordu, onu tehdit ediyordu. Daha sonra baktı ki Fırat ondan ayrılacak, Peki boşanacak. Nazime Hanım'ın Aslında bu süre biliyordu. içerisinde hamile olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü siz ondan 5 ay sonra hamile kalıyorsunuz. Hayır, ben bilmiyordum kesinlikle. Esra abla Bilmiyordunuz. yalan söylüyor, Fırat'a biliyordu bunun Esra hesabını abla, biliyordu. sordunuz mu? Hani sen nasıl bir insansın ki senin resmi nikahlı bir eşin, karnında senin çocuğunu taşıyan bir kadın var. Sen o kadını nasıl mağdur ediyorsun? Beni de kendi hayatına nasıl sürükledin diye hesap sordunuz mu? Tabii ki sordum. Sordum ama zaten eşim Fırat da bilmiyordu Nazime'nin hamile olup da gittiğini. Ailesi Esra de abla yalan bilmiyordu. söylüyor. Esra abla cinsiyetini Fırat'la beraber gittik öğrendik. Yalan söylüyorlar Esra abla. İkisi bir olmuş bana karşı. Yalan söylüyorlar. Ki bir de kardeşi dün demedi mi Esra abla? O onun hamile olduğunu bildiği halde. Fırat ama yalan söyle. Boşanmış demişlerdi. Nasıl yalan oluyor bu? Nasıl, anlamadım? Senin kardeşin dün demedi mi Fırat biliyordu hamile olduğunu, ablam da biliyordu ama boşanmışlardı diye. Siz öncelikle kardeşinizin hamile olduğunu sakladınız. Ta ki nereye kadar? Doğumda aktif bir şey olana kadar, imza isteyene kadar. Ama imzayı da nasıl istediniz? Ne Eğer Fırat... imzası? Esra abla zaten çocuğum da vardı, karnımdaydı. Doğuma da gidecektim. Fırat her şeyi de biliyordu Esra abla. Ailem kendisi de aradı, ben de aradım. Dedim Fırat bak ben doğuma gideceğim. İmza istiyorlar bak. Durumum kötüdür dedim. Belki sezaryen alırlar, belki normal doğum yaparım bilmiyorum. Bak gelmen lazım dedim. Dedi ki gelemem. Telefonu üstüme kapattı. Esra abla halbuki Fatma da yanındaydı. Yalan söylüyor. Fatma bırakmadı. Sevgilisi Fatma bırakmadı. Siz eşinle sonra barıştınız mı? Esra Hanım, Nazime ve Hasret benimle konuşursa ben bağlantıyı keseceğim ve ben de eşimle Bağlantıyı kesmeyin. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Nazime Efendim Esra. kayınvalidesinden, görümcesinden ve eşinden şiddet gördüğünü, şikayetçi olduğunu söyledi. Sizin de kız kardeşiniz şiddet gördüğünüzü söyledi. Sizin de eşin yani Fırat'tan, annesinden ve babasından şikayetiniz var mı? Şiddet gördünüz mü? Benim kesinlikle ne kayınpederimden, ne kaynanamdan, ne görümcelerinden kesinlikle şiddet ile ilgili hiçbir şikayetim yok.
Bir de Nazime'ye şunu soracağım. Madem Fırat'ın ailesi ona bu kadar kötü davrandı, neden ikinci kez geldi? Hiç şikayetçi olmadınız mı siz Fırat'ın ailesinden? Efendim? Fırat'ın ailesinden hiç şikayetçi olmadınız mı? Hayır. Karakolluk olan kimdi? Ya da hamileyken şiddete uğrayıp bir kollarınızın kesilmesi durumu gibi bir yaralanma olayı gerçekleşti mi? Hülya Hanım, eğer ben şiddete uğrasaydım ben... Bakın ben size bir soru yöneltiyorum. Siz karşı tarafa diyorsunuz ya affetti diye, size soruyorum. Siz adliyeye intikal eden bir olayda şu anda dini nikahlı beraberlik yaşadığınız kişiden hamileyken şiddete maruz kaldınız mı? Gidip adliyeye bu kişi bana hamileyim, kollarım kesildi diye şikayetçi oldunuz mu? Hayır ya, kollarım kesildi diye bir şey yok. Ben bu eşimle tartışırken bakın adli kayıtlar ben her çok güzel söylüyorum. Eşinizle tartışırken ne oldu? Hülya Hanım, şunu aydınlatmak istiyorum. Ben hamileyken Fırat ile tartıştım. Elimi sinirden cama vurdum. Bunun ne ailesiyle ne de bir başkasıyla ilgisi yok. Tamamen eşimle benim aramda olan bir problem. Ailesiyle görüşüyor musun? Hayır. Neden görüşmüyorsun? Niye? Neden Esra abla yalan söylüyor. Şu an ailesiyle yaşıyor. Peki sorayım. Görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz? Hayır, görüşmüyorum. Kayınpederim Nazime'nin tarafını tuttuğu için görüşmüyoruz biz. Yani sen benim oğlumun yuvasını yıkan kişi diye sizi ilan ettiği için siz görüşmüyorsunuz. Aynen. Esra abla şöyle anlatayım. Kayınpederime o kadar hakaret ettiği için kayınpederim onu istemiyor. Fatma, kaç yaşındasın? Esra Hanım bir şey daha söyleyeyim. Nazime şimdi oradan öyle konuşuyor da göründüğü gibi masum değil. Benim kayınpederim kaza yaptı. Kaza yaptığında annesiyle konuştu. Vallahi... İşte ölsün, keşke ölse. Ya Fatmacığım bunları geçin. Siz çocukları bu hayatta yaşarken öldürüyorsunuz. Kaç yaşındasın sen? 20. 20 yaşında gencecik bir kadın, yani kız çocuğusun aslında. Karnında dünyaya getirdiğin bir çocuk var. Kuma olarak yaşıyorsun. Kendini buna layık görüyorsun. Hayatında bu yaşadığın ilişkiyi kabul ettirebilmek için karşı tarafı suçluyorsun. Senin aynı yastığa baş koyduğun adam kendi çocuğuna, resmi nikahlı eşine bunları yapıyorsa kızım sana ileride neler yapmaz ya? Siz doğru konuşuyorsunuz, haklı konuşuyorsunuz ama kumalığı kabul eden ben değilim. Nazime kabul etti. Hayır hayatım, resmi nikahlı eşi o. Söylüyor. Sen onun maalesef ki Fırat'ın şu anda kumasısın. Bunu kabul edeceksin. Evet. Var mı nikahın? Hayır, eğer kuma olsaydım Berivan şu an bizimle birlikte yaşıyordu. Hayatım bak şunu anlamıyorsun. Kuma olmak için aynı evde yaşamaya gerek yok. Bu kadının derdi zaten bu ilişkiyi kabul etmek değil. Sen Fırat'tan boşanmak istiyor musun? Evet istiyorum Esra abla. Sen bu ilişkiyi istiyor musun? Hayır istemiyorum. İhaneti kabul ediyor musun? Evet ediyorum Esra abla. Hakkını arıyor musun? Evet arıyorum Esra abla. Hani erkekse nerede? Gelsin buraya Esra abla. Erkekse gelsin çıksın karşıma. Öyle Fatma yalan Hanım, olmuyor. Fatma Hanım bakın şimdi Nazime Hanım adliyeye intikal etse ben boşanmak istiyorum. Eşim bana sadakatsizlik yaptı dese... Sizin doğan evlilik birliği içerisinde bir çocuk dünyaya getirmişsiniz de hiç tanığa şahide şeye gerek yok. Nüfus kaydı ibraz eder. Evlilik içerisinde doğmuş ikinci çocuk bir kadından var. Dünyaya getirilmiş çocuk. Bunun nüfus... adı zina. Zina. Evlilik birliği içerisinde doğan çocuklar tabii. Resmi nikahlı eşten olur. Bu sadakatsizliğin ispatının en somut göstergesi hayatım, bir çocuk. Hayatım o kadar küçüksün ki yani... gerçekten şimdi bu yaptıklarına yani özenle de seçiyorum cümlelerimi. Dinliyorum Fatma. Bunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyorsun? Ben hamileyken resmi ettiğini öğrendim. Esra abla yalan söylüyor. Buyur. Beni eşimle kaç kere de gördü Esra abla. Ben de onu gördüm. Yalan söylüyor Esra abla. İstanbul'a kaçtı gitti. Ben nereden görmüştüm onun yüzünü? Ne zaman İstanbul'a kaçtı? Ben Fırat'la tanıştığımda karısı namına hiçbir şey yoktu. Bir sene boyunca Nazime ortalıkta yoktu. Peki Fatma, Fırat şu anda, şimdi anlayacağın dilden konuşayım. Fırat şu anda sosyal medyadan bir kadınla yazışsa ya da biriyle görüşse ne yaparsın, ne dersin? Ben direkt boşanırım. Direkt boşanırsın. Bak şimdi o kadar güzel bir cevap. Ya boşanır da boşanmana gerek yok. Sözlü bir şey söylemen yeterli. Ayrıldım bitti dersin.
Şimdi bir adam sana daha ilişkinin en başında diyor ki ben bekarım kardeşim diyor. Dünyanın yani en büyük yalanını söylüyor. Ortaya çıkabilecek bir yalanını söylüyor. Tamam mı? Senin bu adamın ilk yalanını duyduğun dakikada bu insanla iletişimini kesmen lazım. Sen ama devam ediyorsun. Evet. Devam ediyorsun, üzerine hamile kalıyorsun, üzerine çocuk doğuruyorsun. Daha tamam, ilk dakika tamam, yalan. Şimdi biz ne arıyoruz ilişkide? Sevgilimizde ne? Güven arıyoruz değil mi? Evet. Daha tanıştığın dakikada bekarım deyip evli çıkan bir adam dünyanın en büyük yalancısıdır kardeşim. Ve ortaya çıkabilecek bir yalanı saklama cesaretini gösterecek kadar da kurnaz bir adamdır. Neydim? Esra abla bu Fatma'nın ikinci evliliği. Ki bir de her bekarla da çocuk mu yapıyor? Hatice sen oradan bir konuşma. Ben konuşacağım canım. Ben ablamı savunacağım. Senin ablan çok iyi bir abla olsaydı 22 gün işe gidiyorum diye Fırat'ı aldatıp da sağda solda gezmezdi. Sen de haklısın. Hadi çıkar ortaya aldattıysam çıkar. Ben sen miyim evli adamlarla çocuk yapayım? Yok, boş boş konuşma. Helal olsun. Allah'ı helal olsun. Şimdi boşu boşuna ablanı savunma. Benim eşim Nazime'yi neden gönderdi? 22 gün boyunca ortalıkta gözükmedi. İşe gidiyorum diye. O dolar ondan sebep boşandı gidecek. Şimdi Allah izin verirse de boşanacak zaten. Tamam DNA testi istesin. İstesin benden de istesin. İstesin ki. Ya. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.